Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi ve huve hayrun nâsirin ve muîn. Cümlenizi yüce Rabbimin sonsuz selamı ile selamlar cümlenize Rabbimden esenlikler niyaz ederim. Geçtiğimiz programda Cihad-ı Ekber nefis tezkiyesi konusunda <laughs> sabrın insan üzerindeki etkisi ve nefis eğitimindeki faktörlerinden söz ettik ve üçe ayrılan sabrın içerisinde musibetlere karşı sabırdan ve musibetlere karşı sabrın mükafatlarından söz ettik. Allahu azze ve celle her üç sabra karşı hem bu dünyada hem de ahirette mükafatlar takdir buyurmuştur. Sabır eğer insanın hayatına girer ise insanın hayatı anlam kazanır. Sabır insanın sofrasına girer ise insan yediye her şeyden peynir ekmek bile olsa lezzet alır. Soğan ekmek olsa bile lezzet alır. Sabır insan hayatında olmaz ise İnsanın sofrasında kırk çeşit yemek de olsa o insan yediklerinden tad almaz. Yedikleri adeti ona zehir gibi gelir. Sabır insanın hayatına anlam kazandırır. harun Reşid'in veziri Esma'i diyor ki avcılıkta yolumu kaybettim. Ve geldim çölde bir çadıra rastladım. Çadırda çok güzel bir hanımefendi, çok genç ve güzel bir bayan vardı. O benim kaybolduğumu anladı, beni misafir etti. Ancak bana su vermedi. Dedi benim öğlen yemeğim için biraz sütüm var. O benim öğle yemeğimdir. Sana öğlen yemeğimi ikram ederim ama suyu sana veremem çünkü o su kocama aittir. Kocam akşam geldiği zaman o su ile elini yüzünü yıkayacak su azdır. Esme'yi diyor, çadırın bir köşesinde dinlendim, kadın ise dışarıda bekliyordu. Ben olduğum için, yalnız olduğumuz için diyor, kadın çadırda beklemiyordu, dışarıda bekliyordu. Biraz sonra baktım diyor, kadının rengi değişti, ve uzaklara bakmaya başladı. Kadının baktığı tarafa baktım bir karartı çadıra doğru yaklaşıyordu. Yaklaştı simsiyah bir adam, yaşlı bir adam ve vücut dilinden kaba birisi olduğu anlaşılan bir adam. <laughs> Beni diyor çadırda gördü, <laughs> selam bile vermedi, merhaba bile demedi. Hal hatır bile sormadı, ters ters bana baktı. O öfkeli öfkeli bana bakınca ben onun misafirperver olmadığına kanaat getirdim, gittim güneşin altında oturdum. Böyle bir adamın çadırında oturmaktansa gider güneşin altında otururum diye düşündüm. Kendimi de vezir olarak tanıtmadım. Biraz sonra diyor kadın benim yanıma doğru gelip benden özür dilemek istedi. İşte kusuruma bakma bunun sana karşı bu tavrından dolayı benim kusuruma bakma ben ne yapabilirim ki? Diyor bunları söylemek için yanıma geldiği zaman diyor ben kadına dedim ki yazık senin gibi birisine sen bu adamda ne buldun? Bakın dikkat edin sen bu adamda ne buldun? Efendim bir yakışıklı tarafı yok ki diyeyim bundan dolayı bununla evlenmişsin. Bir zenginlik tarafı yok ki diyeyim zenginliğinden dolayı bundan evlen, bununla evlenmişsin. Çünkü evliliklerin sebepleridir bunlar. Kimisi bir erkeği yakışıklı gördüğü için evlenir ama onun ahlakına, imanına, dürüstlüğüne, doğruluğuna asla bakmaz. Önemli değil bunlar benim için diye düşünür. Evlendikten üç ay sonra hayat buna zehir olur. Kimisi parasından dolayı evlenir, ama bir bakmışsın ki 3 sene sonra 2 sene sonra ayrılık başlamıştır. Konumuz evlilik ve aile konuları olmadığı için bunların detaylarına girmiyorum. İşte bunun malı yok ki bununla evlendin diyeyim. Yakışıklılığı yok ki bununla evlendin diyeyim. Bunun imanı ve ahlakı yok ki diyeyim. Bunun imanı ve ahlakından dolayı bu hem efendim kaba saba bir adam, yaşlı bir adam, fakir bir adam, ahlaksız bir adam diyor ben bunları söylediğimde Kadın dedi ki ben senin benimle eşime fitne sokacağını düşünmezdim. Bakın. Senin iki insan arasında birisinin aleyhinden konuşacağını düşünmezdim. Ben sana kendi yiyeceğimi verdim. Benim eşimin arkasından konuşasın diye mi bunu yaptım? Bacılarımız iyi dinlesin. Bayanlar iyi dinlesinler. Ben misafirperverlikte bulundum. Allah rızası için sana bizim tabirimizle kapı açtım. Ama sen şu anda benim kocamın arkasından konuşuyorsun. Onun aleyhinde konuşuyorsun. Bana bu adamın nesini gördün de bununla evlendin? Ben Allah Resulünden bir hadis işitmişim. Bakınız. Bu bayanın verdiği cevaba bir bakın. Ben Allah Resulünden bir hadis işitmişim, duymuşum. Böyle anlatmışlar. Es-sabru minel iman kerra'su minel ceset Sabrın imana olan nispeti başın bedene olan nispeti gibidir. Bakın. Yani imanda sabır ne ise bedende de baş odur. Ve Allah Resulü buyuruyor ki El iman nisbuhu sabr imanın yarısı sabırdır ve nisbuhu şükür yarısı yarısı ise şükürdür. Ben Allah bana bu güzelliği verdiği için çünkü bayan çok güzeldi. Allah bana bu güzelliği verdiği için ondan önemlisi Allah bana bu ahlakı verdiği için ben şükrediyorum Rabbime ahlaklı bir kul olduğum için şükrediyorum. Güzel birisi olduğu olduğum için şükrediyorum. Dolayısıyla imanın bir kanadı bende var. İmanın yarısı bende var. Ve böyle bir kocaya da sabrediyorum. Bunun yaşlılığına, bunun kabalığına, bunun sabalığına, bunun bu tutumuna, tavrına, ahlaksızlığına sabrediyorum. Dolayısıyla imanın ikinci kanadı da bende var. Ben 10 sene 20 sene bu şekilde sabrederim. Ama iki kanatlı kuş gibi Rabbime giderim. Başsız olarak Rabbime gitmem. Çünkü sabır imana göre neydi? Baş bedene göre ne ise sabır imana göre o idi. İmanın yarısı sabırdır. Yarısı şükürdür. Bakınız o erkeği biz benzetelim şeytani sıfatlarımıza. <laughs> o kadının karşısındaki o erkeği şeytani sıfatlarımıza benzetelim. Nefis sıfatlarına benzetelim. Eğer biz şeytani ve nefsani sıfatların karşısında onlar üzerimize geldiği zaman onlar bizleri doğruluktan uzaklaştırmak istediği zaman onlar bizleri Allah'tan uzaklaştırmak istediği zaman onlar bizleri maneviyattan güzellikten çıkarıp kötülüklere götürmek istedikleri zaman biz sabreder isek o zaman Allah'ın lütfunu inayetini gerçek anlamda kazanmış Allah'ın lütfu ve inayetiyle her geçen gün Allah'a doğru yaklaş, yaklaşanlardan olmuş oluruz. Bu manada sabredenlere direnip de sabredenlere <laughs> Allahu Azze ve Celle ya peygamberlerinden birisinin vesilesi ile ya velilerinden hüccetlerinden birisinin vesilesi ile onun kapasitesine göre bu dünyada bir şeyler verir. Şeyh Murtaza Ansari'nin talebelerinden bir tanesinden naklediliyor ki Geldi derse ama derse hiçbir şey anlamıyordu. Üstad ne anlatıyorsa anlamıyordu. Üstad ne konuşuyorsa anlamıyordu. Aylar geçti. Aylar geçtikten sonra dedi ben Üstad'dan hiçbir şey anlamıyorum. Ya Üstad anlatmasını bilmiyor ki böyle olması mümkün değil çünkü bir sürü öğrenci Şeyh Murtaza Ansari'den bir şeyler öğreniyorlar. Veyahut da benim aklım almıyor, ilmi aklım kabul etmiyor. İkincisidir dedi. Vazgeçmedi. Necef'te oluyor. Gitti Hz. Ali Aleyhisselam'ın türbesine, Hz. Ali Aleyhisselam'a tevessül etti. Saatlerce tevessül ettikten sonra geldi. Akşam rüya aleminde Hz. İmam Ali Aleyhisselam'ı gördü. Hz. Ali Aleyhisselam bunun kulağına besmeleyi fısıldadı rüya aleminde. Bismillahirrahmanirrahim. Diyor ertesi gün üstadın dersine geldiğimde üstad ne anlattıysa ben anladım. Üstadın anlattıklarının hepsini kavradım. Her geçen gün ilmim çoğalıyordu. Anladım ki tevessülüm netice vermiş. Hz. Ali aleyhisselamın kulağıma Bismillah, besmeleyi fısıldaması netice verdiğini anlamıştım. Artık öyle bir noktaya geldim ki bazen derste üstadımla münazara ediyordum. Üstadım, üstadımın anlattıklarına hocam işte bu yanlıştır böyle olması lazım. Şu ayetten dolayı, şu hadisten dolayı, şu efendim fıkıh usulünden dolayı diyor bazen üstadımla münazara ediyordum. Bir gün diyor üstadla Şeyh Murteza Ensari rahmetullahü teala aleyh Ehli Beyt Mektebi'nin büyük büyük taklit mercilerinden muçtehitler yetiştiren muçtehitlerinden bir tanesidir Şeyh Murtaza Ansari. Bir gün diyor ders bittikten sonra bana seslendi dedi evladım sen gitme gel kal işim var ve bana yaklaş. Yaklaştım diyor üstad kulağıma eğilerek dedi evladım senin kulağına besmeleyi fısıldayan benim kulağıma vela kadar fısıldadı. Allahu Ekber. Senin kulağına besmeleyi fısıldayan benim kulağıma vela kadar fısıldadı. Nasıl bu makama geldiler? Biz kendimiz kendi başımıza bir yerlere gitmemiz mümkün mü? Vebtegu ileyhil vesile buyuruyor. Ona vesilelerle gidin. Hangi vesilelerle gideceğiz? Her yolun bir vesilesi vardır. Eğer biz Kerbela'ya gitmek istiyor ise Kerbela'nın vesilesi bellidir. Ya kara yoludur ya hava yoludur. Veyahut da deniz yoludur. Başka bir vesile var mıdır? Her yolun bir vesilesi vardır. Allah'a gitmenin vesilesi de Allah'a ulaşanlardır. Allah'ın seçtikleridir. Allah'ın razı olduklarıdır. Allah'ı en iyi tanıyanlardır. Allah'a Allah'ı en iyi tanıyanlarla gidilir. Allah'a Allah ile beraber olanlarla gidilir. Allah'ı tanımayanla Allah'a nasıl gidilecek? Allah ile beraber olmayanla Allah'a nasıl gidilecek? İşte enbiya, işte ehli beyt, Allah'ı en iyi tanıyanlardır. Onun için ziyarete camiada buyurulmuştur. Femen arafahum fakat arafallah. Sizleri tanıyanlar doğrusu Allah'ı tanımışlardır. Femen cehilahum fakat cehil Allah. Sizlere cahil olanlar Allah'a cahil olmuşlardır. Ki konumuz bunlar değil. Dolayısıyla bakınız insan sabır neticesinde ama hangi sabır? Özellikle günah ve ibadetlere karşı sabır. Günah ve ibadetlere karşı sabrın neticesinde insanın o makamlara ulaşması mümkündür. Allahu Azze ve Celle Hazreti Musa'ya emrediyor. Musa git Firavun'a. Kimdir bu Firavun? Gaddar, acımasız, medeniyetsiz, gürgüsüz, cahil, ilimden tek kelime anlamayan, vicdanı ölmüş bir canidir Firavun. Allahu Azze ve Celle Hazreti Musa'sına buyuruyor git Firavun'a. Bakınız Hazreti Musa Kasas suresinin 24. ayeti. Rabbi inni lima anzalte ileyye min khayrin fakir. Allah'ım ben muhtacım. Bana nazil ettiğin her hayırda ben muhtacım. Bana hangi hayrı nazil etmiş isen ya Rabbi ben muhtacım. Hz. Musa aleyhisselam her halde muhtaç olduğunu belirtiyor ve Firavun'a giderken Hz. Musa Allah'tan asker istemiyor. Ya Rabbi meleklerini bana asker olarak ver. Ya Rabbi meleklerini bana yardımcı olarak ver. Allah'u Azze ve Celle'den silah istemiyor, asker istemiyor. Ne istiyor? Rabbiş rahli, Rabbiş rahli sadri. Rabbim benim göğsüme aç. Benim sineme aç. Bakınız Allah'tan şerhi sadr istiyor. Allah'tan okyanus gibi bir gönül istiyor. Okyanus gibi bir kalp istiyor. Allah'tan sabır istiyor. Dolayısıyla eğer bizler bu sabır ile günahlara karşı direnir isek... ...Cihad-ı Ekber'de başarılı oluruz. Molla Mehdi Neraqi ahlak dünyasında ahlak ilminde bizim ender müçtehitlerimizden birisidir diyebiliriz ahlak ilminde. Müçtehitlerimiz fıkıh ilminde müçtehitlerimiz vardır. Ama ahlak konusunda uzman, müçtehit diyebileceğimiz Molla Mehdi Neraki Cami Us Saadet kitabını yazmış. Mükemmel bir kitap. İnşallah alimlerimiz o kitabı Türkçe'ye tercüme ederler. Çok güzel bir eser. cami us Saadat. Bu ahlak kitabını yazmış. 600-650 sayfalık bir kitap. Bu kitabın bir nüshasını İran'dan Necef'teki büyük alimlere gönderiyor. O gönderdiği alimlerden bir tanesi Allah'ıma Behrul Ulum yani Irak'ta Necef Havzası'nın en yukarısında olan ilim adamı, muçtehit, Allah'a behrul ulum bir nüshasını da ona gönderiyor. Aradan bir zaman sonra Molla Mehdi neraqi İmam Ali'yi ziyaret için Necef'e gidiyor. Necef uleması grup grup halinde işitiyorlar ki Molla Mehdi neraqi Necef'e gelmiş falan evde kalıyor. Grup grup halinde gidiyorlar o ahlak üstadını ziyaret ediyorlar. Bütün alimler, bütün talebeler, üstadlar gidiyorlar. Ama bir kişi gitmiyor onun ziyaretine. Allah'ıma behrül ulum. Üç gün geçiyor, üç gün sonra Molla Mehdi Neraki Allah'ıma behrül ulumun ziyaretine geliyor. Bakınız misafir geliyor ev sahibinin ziyaretine. Çünkü o başka bir devletten gelmiş, İran'dan gelmiş Necefe. Bunun evine, bunun ofisine, defterine geldiği zaman Molla Mehdi Neraki, Allah'ıma behrül ulum buna itina etmiyor, buna önem, bunu önemsemiyor, bununla ilgilenmiyor. Yarım saat, bir saat oturduktan sonra Molla Mehdi Neraki müsaade isteyip çıkıyor. 3-5 gün sonra Molla Mehdi Neraki bir daha kalkıp Allah'ıma Behrul Ulum'un ziyaretine geliyor. Yine önemsemiyor. Dikkat edin. İtina etmiyor. İlgilenmiyor. Hoş gelmişsin falan demiyor. Buyurun oturun. Soğuk bir şekilde. Molla Mehdi Neraqi dönüyor tekrar kaldığı yere. Aradan birkaç gün geçiyor. Bakınız Molla Mehdi Neraqi şunu düşünmüyor. Ya ben İran'dan gelmişim Necef'e. Bütün alimler benim ziyaretime geldiler. Molla Mehdi şey, Allah'ıma Behrul Ulum benim ziyaretime gelmedi. Gelmediği gibi ben onun iki defa ziyaretine gittim. Beni adam yerine de koymadı. Benimle ilgilenmedi. Şimdi ben üçüncü kez mi onun ziyaretine gideceğim? Düşünmedi bunları. Nefsini aldı ayaklarının altına Dedi o büyük bir alimdir Ben bir gideyim onun ziyaretine tekrar Kalktı geldi onun ziyaretine Kapıya gelip müsaade istedi Allah'ıma Behrül Ulum kapıda Molla Mehdi Neraginin olduğunu Haber aldı Haber alınca yerinden olduğu gibi Kalktı fırladı Yalın ayak kendisi kapıya Acele acele gitti kapıyı açtı Molla Mehdi Neragiyi Kendisi kapıda karşıladı Bağrına bastı, kucakladı, alnından öptü, getirdi baş köşeye oturttu. Dedi üstad, bu şehre geldiğinde bütün ulema sana ziyarete geldi, ben gelmedim. Benim evime geldin ziyaretime ben seni önemsemedim. İkinci kez geldin ben seni önemsemedim. Neden biliyor musun? Sen bir ahlak kitabı yazmışsın. Allah'ım sen bize yardım eyle sen bir ahlak kitabı yazmışsın. Cami us saadat bir nüshasını bana gönderdin. Ben okudum. El insaf mükemmel bir ahlak kitabı. Çok güzel bir ahlak kitabı. Senin Necef'e geldiğini duyduğum zaman ben senin ziyaretine gelmedim. Sen bana geldin ben seni önemsemedim. İkinci kez geldim ben seni önemsemedim. Neden biliyor musun? Seni imtihan etmek için. Seni denemek için dedim bakayım bu güzel kitabı yazan Molla Mehdi Neraki yazdıklarına kendisi amel ediyor mu? Gerçekten yazdıkları gibi bir ilim adamı yazdıkları gibi bir alim midir? Yoksa efendim yazdıklarına yabancı bir alim midir? Yazdıklarına amel etmeyen bir alim midir? El insaf el hak ben gördüm ki sen bir ahlak mücessemesisin. Sen ahlak kitabısın, yaşayan bir ahlak kitabısın. Yazdıkların birebir sende vardır, sen amel ediyorsun. Eğer nefsinle hareket etseydin benim ziyaretime gelmezdin. Geldin birinci kez benden ilgi alaka görmedin, ikinci kez gelmezdin. İkinci kez de geldin, yetmedi üçüncü kez de geldin. Benim bu şekilde davranmamın sebebi seni imtihan etmekti. Canlar, çok yazan vardır. Özellikle sosyal medyada herkes güzel yazar. Herkes genelde güzel yazar. Çok konuşanlar vardır. Ama bakalım o güzelleri yazanlar yazdıklarına ne kadar amildirler? Bazıları ne yazık ki yazdığı güzelliklere, yazdıkları güzellik kendileri yabancıdırlar. Kendileri yazdıklarından uzaktırlar. Aynen Hazreti Ali Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi onlar doğruları severler, takvalıları severler ama tak takvalıların müminlerin yaptıklarını yapmazlar. Onlar münafıklardan, fasıklardan nefret ederler. Oysa ke minhum kendilerde onlardan birisidir. Allah bizleri onlardan eylemesin. Allah Azze ve Celle bizleri yazdıklarına, konuştuklarına Amil olan kullarından eylesin. Allahu əzze və celle bizləri nəfsi ilə baş başa qalanlardan eyleməsin. Və səlamu aleykum və rəhmetullah.